Program geliştirme ve tasarım yaklaşımları bölümü içerisindeyiz. Hatırlarsanız eğitim anlayışlarının daimici, esasici, ilerlemeci ve yeniden kurmacı olmak üzere dört tane olduğunu, yani eğitim felsefeleri dört başlık altında ele alındı. Bu eğitim anlayışlarında daimici ve esasici eğitim anlayışlarının realizm ve idealizm etkisi içerisinde oluştuğunu söylemiştik. İşte bu kapsamda realizm ve idealizmin mutlaki bilgi düşüncesini ön plana çıkaran konu merkezli tasarım yaklaşımları bu kapsamda ortaya çıkmıştır. Aslında tasarım yaklaşımları, program tasarım yaklaşımları eğitim yaşamınız boyunca aldığınız birçok dersin nasıl dizayn edildiğini gösterir. Şimdi konu merkezli, yani bilginin ön planda olduğu, bilginin öğrencilere öğretilmesinin önemsendiği tasarım yaklaşımları olan konu merkezli tasarım yaklaşımları daimici ve esasçı eğitim anlayışı etkisinde ortaya çıktı ve burada önemli olan bilginin öğretmen tarafından öğrencilere öğretilmesiydi. Burada A konu tasarımı, B disiplin tasarımı, C geniş alan tasarımı, D ilişkisel yani korelasyonel tasarım, E süreç tasarımından söz edebiliriz. Öncelikle buradaki disiplin konu tasarımından söz etmek gerekirse. Arkadaşlar bir alandaki bir olgunun, başlığın, kavramın bir dönem ya da bir yıl boyunca okutulacak ders şeklinde düzenlendiği, yani ayrıntılı şekilde tasarlanmış bir ders olarak oluşturulduğu yaklaşım konu tasarımıdır. Yani bir alanı ifade ettik. Mesela tarih bir alandır. Tarihte bir başlık düşünün. Mesela tarihte İstanbul'un fethi konusu bir başlıktır. İstanbul'un fethi diye bir ders tasarladıysam ve ben bu süreç içerisinde İstanbul'un fethi olayını, kavramını bir dönem ya da yıl boyunca öğrencilerime tümden gelimsel yolla ayrıntılı ve kronolojik bir sırayla sunuyorsam burada oluşturduğum bu ders konu tasarımı olur. Genelde üniversitelerde o alanın uzmanını yetiştirirken ayrıntılı bilgileri kazandırmak için bir anlamda bir takım dersler oluşturur. Mesela Çin Seddi, İpek Yolu tarihte vardır. Ya da edebiyatta Türk dilinin tarihi karşılaştırmalı ses bilgisi dersi vardır. Şekil bilgisi dersi vardır. İşte normalde ortaokulda ya da lisede herhangi bir dersin bir başlığı olan, bir konusu olan unsurlar eğer bir ders haline getiriliyorsa o ders konu tasarımına uygun bir ders olur. Yani bir tane konumuz var, bu konu ders haline geliyor. Güzel. Ders oluyor. Geçtim disiplin yani bilim dalı tasarımına. Arkadaşlar bilim dalı tasarımında bir alandaki farklı ve birbiriyle ilişkilendirilebilen konular bir araya getirilerek yani konu 1 artı konu 2 artı konu 3 bir araya geldi ve bunların birleşiminden bir ders oluştu. Mesela ilk Türk medeniyetleri, İslamiyet öncesi Türk devletleri ya da Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri, Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti. Bunların her biri bir konu olarak alınıp bir tarih dersi tasarlanıyorsa o tarih dersi disiplin tasarımı olur. Ya da matematikte sayılar, doğal sayılar, tam sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar, sayılar birleştirdim matematik. Yani burada farklı konuları birleştiriyoruz. Disiplin tasarımı ile konu tasarımını karşılaştırdığımızda disiplin tasarımında bilgiler arası ilişki ön plana çıkar. Bu nedenle bilgilerin kavramsallaştırılması kolaylaşır. Disiplin tasarımında amaç öğrencinin o alandaki farklı konular arasındaki ilişkiyi anlamasını sağlamak ve böylece deneyerek ve o konuyu mesela biyoloji dersini bir biyolog gibi öğrenmesini sağlamak, tarihi bir tarihçi gibi öğrenmesini sağlamaktır. Bu kapsamda düşünüldüğünde aslında disiplin tasarımında öğrencinin konuyu mükemmel bir şekilde öğrenmesi ön plana alınır. Geçtim geniş alan tasarımına. Geniş alan tasarımında birbiriyle ilişkilendirilebilecek özellikte olan ve bir anlamda
dersin kapsamını geliştirecek farklı derslerin bir araya getirilmesiyle yeni bir dersin oluşturmasını sağlayan ders tasarımıdır. Mesela fizik artı kimya artı biyoloji artı coğrafya, tarih, vatandaşlık, ekoloji bunları birleştirdiğimiz zaman hepsi ayrı bir dersken yeni bir ders hayat bilgisi dersi oluyor. Yani hayat bilgisi dersi, sosyal bilgiler dersi, fen ve teknoloji dersi geniş alan tasarımına uygun. Geniş alan tasarımında bilgiler arası daha fazla ilişki, daha fazla olduğu için anlamlı öğrenme ön plana çıkar. Yani dersler birleştiriliyorsa geniş alan. Korelasyonel tasarım ise şöyle tanımlanır. Eş güdümlü etkinlikler ile ortak bir konu kapsamı içerisinde işbirliği yapan öğretmenlerin konuyu kendi derslerinin yapısına göre ele alarak dersler arası ilişkiye imkan sağlayan tasarımdır. Ancak bu ilişkisel yani korelasyonel tasarımda yeni bir ders oluşturulmaz geniş alanda olduğu gibi. Yeni bir ders oluşturulmaz. Ne oluşturulur? Aslında etkinlikler arası ilişki sağlanmış olur. Etkinlikler arası ilişki sağlanmış olur arkadaşlar. Hemen şurayı bir sileyim. Ondan sonra bir örneklendirelim burada. Şimdi arkadaşlar, dedim ki eş güdümlü etkinliklerle ortak bir konunun diğer derslerin, yani öğretmenler işbirliği yapıyor, diğer derslerin yapısına uygun olarak o ortak konunun ele alındığı ve böylece disiplinler arası ilişki sağlayan tasarımdır. Bakın, şimdi ben öğretmenler odasında arkadaşlarımla oturuyorum. Arkadaşlarım benim etrafımda. Ben diyorum ki arkadaşlar bu hafta Atatürk haftası. Atatürk haftası. Atatürk haftasında diyorum ki ben bir sosyal bilgiler öğretmeniyim. Ben Atatürk'ün kahramanlıklarından bahsedeceğim. Sosyal bilgiler. Resim öğretmenimiz Atatürk'le ilgili portre çizdirsin. Zaten resim çizdirirse Atatürk'le ilgili çizdirsin. Tamam. Türkçe öğretmenimiz ne yapacak? Bir okuma parçası alacağım dedi. Onu okutacağım, özetini çıkaracağım. Ya da başlığını bulduracağım. Tamam. O zaman Atatürk'le ilgili bir okuma parçası ver. Tamam. Türkçe. Matematik öğretmeni matematiğin öneminden bahsettikten sonra bir anlamda matematiksel işlemlerden bahsedeceğim dedi. Dedim ki ben ilk başta Atatürk'ün matematikle ilgili yazdığı kitaptan bahset. Tamam dedi. Fen bilimleri dersinde fenin önemi, Atatürk'ün fen bilimleriyle ilgili bir anlamda bilimsel faaliyetlerle ilgili sözlerinden bahset dedim. Tamam. Müzik öğretmeni şarkı söyleteceğim, ritim tutturacağım dedi. Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylet dedim. Bak, hepsinde ortak bir konu var. İlişkisel ve korelasyonel tasarımda genel olarak şöyle bir durum söz konusu oluyor o zaman. Ortak bir konu seçiyoruz. Bu ortak konu Atatürk olur, bir anlamda doğa olur, çevre olur, bir anlamda sosyal kurallar olur ya da işte hayvancılık olur. Seçtiğim ortak konu farklı derslerde ele alınır, farklı etkinliklerle. Ancak yeni bir ders oluşmaz ve bu kapsamda yeni bir ders oluşmadığı gibi derslerin yapısı bozulmaz. Eş güdümlü etkinlikler burada ön planda. Geçtim sonuncusuna. Süreç tasarımı. En iyi öğrenme yolu aynı olan. En iyi öğrenme yolu aynı olan. Farklı derslerdeki farklı konular bir araya getirilerek aynı yöntem ile öğretilir ve ders buna göre tasarlanırsa süreç tasarımı kullanılmış olur. Mesela tekrar diyorum. En iyi öğrenme yolu aynı olan farklı derslerdeki farklı konuların aynı yöntemle, en iyi öğrenme yolu aynı olacak. Aynı yöntemle işlenmesi ve öğretilmesi. Mesela ben bir sınıf öğretmeniyim. Diyorum ki birinci dersim Türkçe. Birinci dersim Türkçe iken konum A konusu. A konusunu ben en iyi nasıl öğretebilirim? Bu konuda çocuklara bir belgesel izletsem süper olur. O zaman sınıfa bir video projektörü getireyim. Tamam. Yani bu benim
Öğretim yolum. Tamam. Bu benim konum. Konu. Burada A konusunu işledim Türkçe dersinde. İkinci dersim, ders planına baktım. İkinci dersim sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler dersinde işleyeceğim konu diyelim ki B konusu ama diyorum ki video projektörünü hiç kaldırmayayım dursun. Yani projeksiyon aracını hiç kaldırmayayım dursun. Yine video projektörüyle en iyi şekilde öğretebildiğim, en iyi kazandırdığım bilgilerin bulunduğu konuyu işleyeyim. O da C konusu. Güzel. Bir diğer dersim tamamen atıyorum. 3. Diyelim ki matematik dersi. Diyorum ki yine video projektöründen yararlanayım. Yine video projektörü olsun. Yani ben yöntemi hiç değiştirmedim. Hep aynı yöntem ama hep farklı konular. Peki bu konular niye bir araya geldi? Bir özellik var. Bu konuların ortak özelliği hepsinin en iyi aynı şekilde öğretilecek nitelikte olmaları. Hepsinde ben gösterip yaptırma yöntemini kullanıyorum. Hepsinde video projektörünü kullanıyorum. Yani süreç tasarımında ortak öğrenme yolu aynı olan konular bir araya getirilir. Ve genel olarak en iyi ortak öğrenme yolu eleştirel düşünme, problem çözme olarak ifade edilebilir. Genel anlamda yöntem değişebilir. Yani A yöntemini kullanırsınız ya da atıyorum tamam proje yöntemiyle bütün derslerde öğrencilerinize matematik, fen, sosyal bilgiler ve benzeri derslerde bir anlamda farklı konuları öğretiyorsunuz ama yöntemi değiştirmiyorsunuz. Bu durumda süreç tasarımı kullanılmış olur arkadaşlar. Geçtim. İlerlemeci eğitim anlayışının etkisiyle oluşmuş ders tasarımı olan öğrenen, öğrenci, birey, etkinlik merkezi tasarım yaklaşımlarına. Öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının ön plana alınması gerektiği düşüncesini savunan tasarımlar ve ders özellikleri bu tasarımda ön plandadır. Arkadaşlar, öğrenen merkezi tasarım yaklaşımları, çocuk merkezi, yaşantı merkezi, hümanistik, romantik yani radikal tasarım olarak sıralanır. Çocuk merkezi tasarım yaklaşımında öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları önceden belirlenir. Yani öğretmen ders planına bakar, gireceği sınıftaki öğrencilerin düzeylerini göz önünde bulundurur, der ki, tamam, güzel, belirledim. Amacım şu, içeriğim şu, şu yöntemi kullanırım, örneğim şu olur gibi gibi. Önceden öğretmen öğretim faaliyetinde gerçekleştireceği işlemleri öğrencilerin düzeyine uygun şekilde tasarladı. Yani burada önceden durumu söz konusu. Önceden. Ancak bazı eğitimciler ortaya çıktı ve dediler ki, arkadaş, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları sen sınıfa gidene kadar değişmez mi? Değişir. Onun için sınıfa gir. Öğrencilerle yüz yüze gelince onların ilgi ve ihtiyaçlarını anlık değişen özelliklerini belirle. Ders anında, süreç anında onlarla yüz yüzeyken dersi tasarla. İşte öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının onlarla yüz yüze gelindikten sonra anlık değişimleri göz önünde bulundurarak saptamayı sağlayan ders tasarımı, anlık değişim. Bu ders tasarımı öğrencilerin bir anlamda hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının değişeceğini, 5A sınıfındaki öğrencilerle 5B sınıfındaki öğrencilerin aynı olmayacağını ifade eder. Ki özellikle okul öncesi dönemde ilk öğretimin ilk yıllarında çocukların ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde değişir. Bu kapsamda işte öğrencilerin ihtiyaçları değiştiği için eğitimin önceden belirlenmiş ihtiyaçlarla yürütülmesi işlevsiz olur. Bu nedenle anlık bir şekilde ders tasarlamak, eğitim faaliyetlerini esnek planlamak önemlidir. Ancak program geliştirme konusunda öğretmenlerin donanımlı olması gerekir bu tasarım yaklaşımının kullanılması için. Geçtim bir diğerine. Hümanistik tasarım. Hümanistik tasarım davranışçılığa tepki olarak ortaya çıkmıştır. İnsan davranışlarının basit etki tepki ilişkisinden çok daha karmaşık olduğunu ileri süren ve insanların özgün, özel, biricik olduğunu ön plana alan ders tasarımıdır. Hümanistik tasarım ortaya atanlar der ki öğrencilerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri için onların biricik bir tane bireysel farklılıkların var olduğunu göz önünde bulundurarak dersinizi tasarlayın. Onlara kendilerini gerçekleştirme imkanını ancak bu şekilde verebilirsiniz. İnsan hayvanlar gibi basit organizmalar değildir.
Onun için onların karmaşık özellikte olduğunu, onların özgün özelliğini göz önünde bulundurun. Onları sadece bilişsel anlamda geliştirmeyin. Onlar bilişsel, duygusal ve bilişsel özellikleri olan farklı özelliklerde sahip oldukları için bu anlamda basite alınmayacak kadar ve anlamda üst düzey olan varlıklardır der ve hümanistik tasarımda sizin dikkate almanız gereken şey şudur. Kendini gerçekleştirme. Biricik birey, özgün birey ve bireyin bütünsel olarak gelişmesi. Bilişsel, duyusal ve devinişsel. Her manada. Geçtim romantik tasarıma. Arkadaşlar, esasiyeci ve daimici eğitim anlayışları sonucunda öğrencilerin her şeyi öğrenmesi, her şeyle ilgili çaba sarf etmesi, her şeyle ilgili ödev yapması ön plana alınmıştır. Ön plana alınmıştır. Bu da öğrencilerin devamlı eğitimle uğraşmasını, devamlı bir anlamda kitap okumasını, devamlı ödev yapmasını neden olmuştur. İşte bu da ailelerin tepkisini ortaya koymuştur. Romantik, radikal tasarım, öğrencilerin toplumda süre giden etkinliklere katılımını sağlamak, öğrencilerin kendi doğalarına, tabiatlarına uygun bir biçimde özgürleşmelerine olanak yaratmak amacıyla geliştirilmiş, ailelerin tepkisi üzerine oluşmuş tasarımdır. Aileler çocuklarının devamlı olarak ders çalıştığını, artık gündelik yaşamlarında yaptıkları gitar çalma, işte gezme, tiyatroya gitme, sinemaya gitme gibi etkinliklere katılmadıklarını gözlemlerler. İşte toplumda süre giden etkinlikler dedikleri budur. Bu da öğrencilerin bir anlamda asosyal olmasına neden olacaktır. Düşüncesi aileler tarafından ön plana alınır ve aileler bir araya gelir, gider eğitim otoritesinin önüne. Bizim çocuklarımızı bizden uzaklaştırdınız der ve bir anlamda çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınmasını, okulda özgürleştirmelerini ön plana alır. Yani romantik, radikal tasarım öğrencilerin eğitim süreci içerisinde resimden hoşlanıyorsa daha çok resim, müzikten hoşlanıyorsa daha çok müzik, matematikten hoşlanıyorsa daha çok matematik dersini alabilmesini, ailesiyle zaman geçirmesini, tiyatroya katılmasını, toplumda önemli bir gün varsa, mesela bizim için Ramazan bayramı önemlidir. Tatilde de ders çalışmasın. Tatilde tatilini yapsın. Eş dost aileyle birlikte olsun mantığıyla bir anlamda okulun daha esnek bir şekilde çocuğu onun yeteneklerine uygun eğitmesi gerektiğini ön plana alır. Romantik tasarım okulu aslında reddetmez. Okulun çocukların özgürleşeceği ortam haline getirilmesi gerektiğini ön plana almayı ister. Geçtim. Yeniden kurmaca eğitim anlayışının etkisiyle ortaya çıkan ders tasarımlarına. Hatırlarsanız okul toplumun reform aracıdır. Okul toplumun lideridir. Okul çocuklara bilgi öğretmeli ve topluma üretim yapmaları için, üretim sürecini dahil etmek için bir basamak olarak kullanılmalıdır der yeniden kurmacılık. Bu kapsamda sorun merkezli tasarımlar eğitim süreci içerisinde bazı derslerin toplumsal sorunlara göre düzenlenmesi gerektiğini ön plana alır. Sorun merkezli tasarımlardan ilki yaşam şartları tasarımı. Arkadaşlar, yaşam şartları tasarımında gerçek toplumsal sorunlar, öğrencilerin daha önce hayatlarında karşılaştıkları benzer toplumsal sorunlarda kullanılan yöntemleri karşılaştıkları toplumsal sorunla eşleştirip çözmelerini sağlayacak biçimde eğitilmelerini ön plana alır. Tekrar ediyorum. Çocuklar daha önce başka bir yerde başka bir sorunla karşılaştılar, gözlemlediler. Ve bu sorun çözüldü. Şimdi sınıfta siz bir toplumsal sorunu sınıfa getirdiniz. Gerçek toplumsal sorun. Öğrenci bu toplumsal sorunu daha önce başka bir toplumda, başka bir yerde, başka bir şekilde karşılaştığı toplumsal sorunla eşleştirir. Der ki, aa bu sorunla o sorun birbirine çok benziyor. O sorun nasıl çözülecek? Bunu da öyle çözelim der. Ve böylece genelleme becerisiyle geçmişten aldığı deneyimler bağlamında sorunu çağdaş işbirlikli demokratik işlemlerle çözer. Yani yaşam şartlarında öğrenen deneyimlerini kullanarak genelleme becerisiyle geçmişe bakarak
sorunu çözer. Burada geçmiştir. Güzel. Geçtim çekirdek tasarıma. Çekirdek deyince aklınıza merkez gelsin. Arkadaşlar, derslerin merkezine gerçek toplumsal sorunların alındığı ve bu toplumsal sorunlar ile hem dersin konularının, kavramlarının öğretildiği hem de öğrencilere o toplumsal sorunu çözmek için fırsatların yaratıldığı ders tasarımıdır. Çekirdek tasarımında o sorun, yani merkeze alınan, odağa alınan, çekirdek içerisinde yer alan sorun bir anlamda bir fırsat olarak görülür. Bu kapsamda mesela ben dersimin merkezine bir sorun yazıyorum. Mesela israf etme sorununu yazdım. Bu bir sorun gerçekten. Ekonomik sıkıntılara neden oluyor. Dersin merkezinde bunu yazdım ben. Şimdi benim için israf etme bir öğrenme laboratuvarı. Yani benim bir çalışma alanım. Bilgi toplarım ben laboratuvarda. Bu israf sorunu da benim bilgi toplamamı sağlayacak. Hangi ders için? Matematik için. Matematikte çocuğa diyorum ki 1500 lira verdim sana. Bana güncel verileri kullan, güncel verileri kullan ve bu sorunu bir fırsat olarak gör. Güncel verilerle giderlerini, elektrik, su, kira ve benzeri bütün giderlerini hesapla. Bunları daha az kullandığında ne kadar elinde para kalacağını gör. İşte sen toplum bir anlamda kötü bir anlamda ekonominin sıkıntıda olduğu bir ortamda yaşadığını söylüyorsun ama sen israf ediyorsun. Bak, paranı israf etmediğinde nelerin olacağını gör. İşte bu kapsamda çocuk hem hesaplama yapmayı öğrenir hem de güncel veriler ışığında israfın sonuçları hakkında farkındalık elde eder. Yani israf bizim çocuğa matematiği öğretmemiz için bir basamak oluyor. Çalışma alanı, laboratuvar oluyor. Çocuk güncel verilerle, yani bugünün şartlarındaki kira, su, elektrik, ulaşım, sağlık giderlerini göz önünde bulundurup hesaplayıp 1500 liradan cebinde kalanı hesaplıyor ve buna göre bir anlamda israfın etkilerini, topluma etkilerini fark ediyor. İşte burada çekirdek tasarım kullanılmış oluyor. Toplumsal sorunlar ve yeniden kurmacılık. Toplumsal sorunlar ve yeniden kurmacı tasarımda arkadaşlar, genel anlamda şu mantık ön plandadır. Toplumun kendini gerçekleştirebilmesi için derslerin sosyal projeler üretecek nitelikte, gelecekte karşılaşılacak sorunlara çözüm üretecek şekilde düzenlendiği tasarımdır. Çünkü toplumun kendini gerçekleştirmesi için önceden bütün ihtiyaçlarının karşılanmış olması gerekir. Yani kendini gerçekleştirmiş bir toplumda bireylerin fizyolojik ihtiyaçları karşılanmıştır. Ve bir anlamda sevgi, güvenlik, ait olma, estetik ihtiyaçları karşılanmıştır. Yani artık toplumda sorun yok. Ama gelecekte belki başımıza başka sorunlar çıkacak. Şimdiden işte bunlara ilişkin projeleri üretelim ve dersleri buna göre tasarlayalım mantığının ön planda olduğu tasarımdır. Yani genelleme becerisiyle sorun çözme, yaşam şartları, çekirdek tasarımıyla, tasarımında sorunu güncel verilerle çözüyorsak, bir anlamda ele alıyorsak çekirdek tasarım. Eğer gelecekte ön plana çıkacak sorunları için sosyal projeler üretiyorsak toplumsal sorunlar, yani sosyal sorunlar ve yeniden kurmacı tasarımdan yararlanılmış olur arkadaşlar. Bu kapsamda tasarım yaklaşımlarını konu, birey ve sorun olmak üzere 3 bölümde ele almış olduk. Ve bu tasarım yaklaşımlarının eğitim anlayışları, yani daimici esasçı, ilerlemeci ve yeniden kurmacının etkisinde geliştiğinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.